ve git dedi, ben dedi her zaman dedi burası kendi evim, kendi kurduğum bir yer, geri dönersin. Yedi Bağlı'da geldim, 92 yılının ocağında geldim, 86 Ocak, 92 Ocak. Geldim, o sene Haziran'da da seçimler vardı, genel seçimler. Eşberser Akıncı da Milli Eğitim Bakanı. Bana geliyor, diyor ki 103 kişilik bir liste veriyor, bunları göreve al diye talimat veriyor. Ben de onun gözünün önünde yırttım, çöpe attım, ben buraya dedim üniversite kurmaya geliyorum. Dolayısıyla dedim bildiğim gibi kuracağım, ben hiçbir şeyden talimat almam dedim. İyi de yaptınız. Mevcut iktidarda başka yer olduğuna ters düştüm ben. Onların atadığı vakıf yönetim kurulu, Tuncer Arifoğlu vardı içlerinde, Erol Özçelikler, Burhan Tunalar vardı. Bunlarla ben, onlar ne çalışmak zorunda. Kıbrıs'ta üniversite olgusunun başlangıç noktası oldu zaten. O oldu. O sizin zaten orada objektif davranışınız onu yarattı. Beni iki kere onlar sözleşmeni iptal ettiler. Ben hiçbir şey söylemedim. Aldım bağlılarımı, geri döndüm Bilkent'e birincide. Halk sokağa döküldü öğrenciler. Çünkü onlar büyük yatırım yaptı. İşte kantin, kafeterya, berber dükkanları attı. Yani sen oraya üniversite kurarken şehir kuruyorsun. Yani muazzam bir canlılık oldu. 15 bin öğrenciyken ben bıraktım onu. 11,5 yıl görev süremi sürdü. Uçaklar o zaman Ankara'ya bir seferde haftada her gün olmaya başladı. Yani. Dolayısıyla sonra mecburen beni getirdi. Ben de bir saatte geri dönerim dedim. Bana vakıf yönetim kurulu ve siyaset karışmayacak. Döndüm. Ergün Oğlun atandıydı o zaman. Onunla da ters düştük tabii. Benim menfaatlerimle, yani üniversitenin menfaatleriyle siyasi iktidarın şeyi çok terstir. Evet. Onlar oraya istihdam gözüyle bakar, ihalelerine bakar. Günlük siyasetin yürümesi için kendileri seçtiler. Gene benim sözleşmem bu sefer normal bitti, uzatmadılar. Bana Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi duydu, kalktı geldi ve muazzam hale yazısı vardı yanında, imzalı astronomik transfer ücretiyle birlikte teklif etti. Ben de gittim oraya. 1 Eylül'de başlayacaktım göreve. 15 Ağustos'ta bunlar sözleşmeyi uzatmadılar. Ben de Enver Bey'den iki hafta gidip bir dinleneyim dedi. Hayatımda ben hiç izin yapmadım. Ne Bilkent'e ne o. Sorabilirsin. Hiç tatil yapmadım. 2 hafta ben Amerika'ya, Stanford'a. Ama bu konuşmanızı sanki hatırlarım bir yerden ben. Acaba televizyonda konuştuğunuzda aynı konuşmayı çünkü hatırlıyorum böyle bir şey. Ben Stanford Üniversitesi'ne gittim. Orada tanıdığım dekanlar vardı işte. Lozman verdiler bana, 15 gün kaldım. Sonra da 1 Eylül'de Enver Bey'de başlamak üzere İstanbul'da geldim. Ama bu arada Apakan beni çok aradı, Denktaş aradı, Derviş'i araya koydular. İşte abine biliyoruz çok yüksek olanaklar sağlandı, tercihi oysa vazgeçelim, yoksa değilse tekrar buraya. O da demiş ki benim abimin parada gözü yok. O vizyon sahibi, misyoner. Dolayısıyla buraya kafasındakini gerçekleştirmeyecek. Ve ben onun üzerine tekrar karışmamak üzere geldim dedim ama gene karıştılar. Tamam. Ya olur. Ama hiç insanlar başka bir programda yapıyorlar. Durum. Başka çok teşekkür ederim. Söyleyecek başka bir şeyimiz varsa. Yok çok sağ ol. Çok güzel bir sohbetti. Siz gerçekten iyi bir şey olabilirsiniz aslında. Yani karşınızda ben çok kişiyle televizyonlara çıktım benim de. Röportaj, mülakat, her şey yapıldı. Yani çok sayıda ama sizin gibi güler yüzlü ve iyi bir sunucu ve amatör üzerim biz. Hakikaten yüzüne karşı ne olacak? Bunu izninizle söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yani bunu zevkle yapıyorsunuz ve karşınızdakini çok güzel konuşturuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim.